Sıcak ülkelere gideceğiz deyip yavrularının sabırlı olmalarını söylermiş. Şöyle göstereyim. Bir süre geçmiş. Yavrular büyümüş. Kanatları uzamış. Bir gün anne leylek artık uçma zamanı demiş. Yavrularını yuvadan çıkarmış. Onları uçuş denemeleri yaptırmış. Önce yavrular çok korkmuşlar. Uçamamışlar. Sonra bir süre havada kalacak kadar uçabilmişler. Ne oldu? Heyecanlandın mı? Heyecanlandın mı sen? Canım, kendini bu tarafa doğru kaydırmış tabii. Böyle böyle yapalım. Dur. Evet, uykusu gelince böyle yapıyor. Yavrulardan birisi, anne ben uçmak istemiyorum demiş. O zaman sen de bu soğuk ülkede kalırsın. Biz sıcak ülkelere gideceğiz demiş anneleri. Çok korkmuş yavru. Korku ile kanat çırpmaya başlamış. Bir süre sonra hepsi uçmaya başlamış. Çocuklar da zaman zaman yuvanın altına gelip kuşlara bağırıyorlarmış. Yavru leylekler uçmaya başladıkları için eskisi kadar çok korkmuyorlarmış. Evet, burada gördüğünüz gibi yavru leylekler çocukların onlara bağırmasından korkmuyorlar artık. Eskisi gibi değil. Böyle göstereyim. Evet, Ahmet de gözlerini ovuşturmaya başladı yavaş yavaş. Leylekler annelerine bu kötü kalpli çocuklara bir ceza verelim anne demişler. Onlara zamanı gelince ceza veririz demiş anne leylek. Yavrular annelerinin önderliğinde kısa zamanda iyi birer uçucu olmuşlar. Kanatları çırpıp uzaklara gidip gelebiliyorlarmış. Artık büyük göçe hazırlanmışlar. Yaz mevsiminin sonu yaklaşmış. Havalar serinlemeye başlamış. Evet. Canım. İyice uykun geldi, değil mi? Tatlım benim. Serin, ferah, sulak yeşili bol bir yermiş. Göç sona ermiş. Yavru leylekler de burayı sevmişler. Unuttukları bir konuyu annelerine anımsatmışlar. Böyle gördüğünüz gibi ne güzel değil mi? Evet. Anne kötü çocuklara bir ders verecektik. Unuttun mu? Unutmadım yavrularım. Onları unutamayacakları bir ders vereceğiz. Evet. Düştü mü uyku arkadaşın? Uyku arkadaşını kaldıralım böyle. Uyku arkadaşımız tavşan. Bildiğim bir göl var. Leylekler bütün insanlara çocuklarını o gölden getirirler. Biz de şimdi göle gideriz. İyi çocuklara o gölden birer kardeş alıp götürürüz. Kötü niyetli çocuklara da götürmeyiz ve cezalarını çekmiş olurlar demiş. Evet, burada gördüğünüz gibi. Bu hikaye de burada sona ermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ahmet'e, biri Furkan'a, diğeri Enes'e. Evet. Hadi bir tane de benden olsun diyelim bu seferlik. Biri de hikayeyi tüm dinleyenlere. Değil mi? Evet. Bu hikayeden de anlaşılacağı gibi kötü insanların er ya da geç bir şekilde cezalarını. Ama yani ceza derken tabii ki hani şiddet içerikli değil. Yani ilenmesi de şiddet olması gerekmiyor. Leylek anne ne yaptı? Hikayemizde Leylek anne ne yaptı? Esnemeye başladık, değil mi? Evet arkadaşlar. Hikayede Leylek anne hikayenin en sonunda evet cümlemi toparlamaya çalışıyorum. Ahmet böyle oynarken tabii.
Kötü çocuklara kardeş getirmedi. İyi çocuklara getirdi. Ve böylelikle kötü yapan çocuklar bu şekilde cezalarını buldular. Ama leylekleri sevip de, leylekleri ya da hayvanlarımızı sevip de böyle güzel davranan çocuklar da güzel güzel yavrular buldular. Değil mi? Evet. Leylek giderken onun iyi niyetli çocuklara yavru götürdü. Kötü niyetli çocuklara da götürmedi. Değil mi? Kafamızı sallıyoruz. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın.